Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Gezginler, İzmir ve çevresinde o kadar çok gezilecek yer var ki, bölgeye gelenler gezi programı yaparken inanın çok zorlanıyorlar. Biz de bugün sizlere adına şenlikler düzenlenen, kara kılçık ekmeği ve armola peyniri ile çok ünlü olan Ulamış Köyü'nün paylaşımını yapalım istedik. Biz hazırız. Siz de hazırsanız haydi hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Gezginler, Ulamış Köyü İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı beldelerden birisidir. Şayet bir gün yolunuz Ulamış'a düşerse bu köyün daha önce gördüğünüz köylerden farklı olduğunu göreceksiniz. İzmir'in meşhur köylerinden birisi olan Ulamış, bölgedeki birçok köye göre daha büyük ve düzenli bir yerleşim yeri gezginler. Zaten Ulamış'ta yer alan tarihi hamam da buranın sadece günümüzde değil, geçmişte de çevre köylere kıyasla daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Eğer bu geziye sabah erken saatte başlama şansınız varsa, önceliği köydeki köy kahvaltısına vermelisiniz gezginler. Kahvaltının sonrasında ise Ulamış sokaklarında kısa bir gezintiye çıkabilir. Gezinti esnasında bembeyaz köy evlerinin rengarenk duvar resimleri ve şiirlerle süslenmiş olduğuna şahit olabilirsiniz. Bizim köy gezilerimiz esnasında öncelikli tercihlerimiz arasında keyifli sohbetlerin yapıldığı köy kahveleri var gezginler. Ulamış'taki adresimiz ise köy meydanındaki Ulamış Köy Kahvesi elbette. Bu kahve aynı zamanda köyü ziyarete gelenlerin uğrak noktası olmuş durumda. Evet gezginler, Seferihisar ilçesinin köylerinde geziyorsanız bu köylerdeki veya beldelerdeki üretici pazarlarını listenize mutlaka eklemelisiniz. Üretici pazarı nedir diye soruyorsanız, bu kavramı Seferihisar'ın dünyaca ünlü turistik beldesi olan Sığacık ile öğrendik aslında bizler. Kısacası yerli vatandaşlar tarafından yaşadıkları beldelerde üretilen meyve, sebze ve süt ürünleri ile evlerde pişen yemek ve hamur işlerinin satıldığı yerel üreticinin desteklendiği üretici pazarları, Seferihisar bölgesinin bizce en iyi projelerinden birisi durumunda. Ulamış'ın üretici pazarına gelecek olursanız, bu pazar cumartesi günleri kuruluyormuş gezginler. Gezinizi o güne denk getirirseniz, köyde bol bol taze meyve, sebze, armola peyniri ve kara kılçık ekmeği alışverişi yapabilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Ulamış köyü, taş fırında pişen kara kılçık ekmeğiyle bölgede çok ünlü gezginler. Kara kılçık ekmeğinin yapıldığı buğdayın adı aynı zamanda ata buğdayı olarak da biliniyor bu bölgede. 2011 yılında Seferihisar'ın Gödence köyündeki bir evde tohum olarak bulunan bu buğday sayesinde artık ekmekler Ulamış ve Turgut'ta Seferihisar Belediyesi'nin desteğiyle yapılıp fırınlarda ve üretici pazarında bol bol satılıyor gezginler. Ulamış'ta öne çıkan bir diğer lezzet ise yöresel armola peyniri. Armola aslında tulum peyniri yapımından kalan peynir artıklarının sütle yeniden karıştırılmasıyla üretilen bir süt ürünü. Yöresel Ege kahvaltısı servis eden yerlerde armola peynirine çok fazla rastlamış olabilirsiniz. Peynir biraz yoğurdumsu, biraz da krem peynirimsi lor peynirine benziyor. Ekmeğe sürülüp yenebileceği gibi özellikle baharatlı, zeytinyağı ve domatesle de çok rahat tüketilebiliyor. Bu şirin beldenin meşhur olan kara kılçık buğdayı ve armola peynirine özel artık gelenekselleşmiş bir şenliği bile var gezginler. Ulamış'taki atı ekmeği ve armola şenliği yaz döneminde yapılmaktadır. Bu organizasyonda Ulamış'taki birçok ailenin geçim kaynağı olan
Karakılçık ekmeği ve armola peyniri tanıtılırken, aynı zamanda organizasyon boyunca çeşit çeşit etkinlikler düzenlenmektedir. Sizler de gezinizi şenlik dönemine getirirseniz, çok keyifli bir gün geçirebilirsiniz gezginler. Bizden söylemesi. Ulamış köyüne nasıl gidebiliriz diye merak ediyorsanız, Ulamış, İzmir'e çok yakın olduğundan kısa sürede ulaşabilirsiniz. Ulamış'a araba ile gelecekseniz, İzmir Seferihisar yolunu takiben önce Bademler ve Yelki'den geçeceksiniz. Daha sonra tabelaları takip ederek ana yoldan Ulamış ayrımına dönüp köye rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İzmir'den Ulamış'a toplu taşıma ile gelmek için Fahrettin Altay Seferihisar rotasındaki 985 numaralı otobüsü kullanabilirsiniz. Evet gezginler, bugün sizlere İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış köyünün paylaşımını yaptık. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.